Herkese merhaba. Arka planın bu haftaki konusu buğday. Geçen haftaki konusu ama enteresandı. Enflasyon nasıl düşer üzerinden. Aslında enflasyonun nedenlerine ilişkin alternatif açıklamaları sizlere sunmaya baş çalışmıştık. Bu noktada şuna tahammül göstermenizi dilerim. Alternatif açıklamaların da mutlaka medyada yer alması gerekir. Ben en azından alternatif Açıklamaları önemsiyorum. E, bu sayede aslında tartışmalarımız derinleşebilir, daha detaylı, daha derinlikli analizler yapabiliriz. Dedim ki bu haftaki konumuz buğday. Neden buğday? Bu haftaki konumuz çünkü bunlardan birincisi. 14 Haziran'da CHP'nin bir buğday mitingi gerçekleşti. Bunun ötesinde 7 Haziran'da Toprak Mahsulleri Ofisi buğday fiyatını açıkladı. Fakat fiyatlar gerçekten enteresan. Buğday çiftçisi ne kadar isyan etse azdır. 2022 yılında buğdayın tonuna TMO'nun verdiği fiyat 6550 TL. 2023 yılında 8.250 TL, 2023 yılında 9.250 TL. Yani son 2 yılda buğdaya %41 zam yapılmış, son 1 yılda yapılan zam ise %11. Şimdi bundan sonra aslında mesele ekonomi izleyicileri için daha fazla veri vermeye gerek var mı bilmiyorum ama bizi yeni izlemeye başlayanlar için en azından şunu söyleyelim. Yahu zaten TÜİK'in yıllık enflasyonu %75 Buğday üretimi için son derece Önemli bir girdi olan mazot yani traktör maliyetleri %115 artmış son bir yılda. Fakat siz ne yapıyorsunuz buğdaya %11 fiyat veriyorsunuz. Bu bölümde ise buğdaya verilen 9.250 liralık fiyatın TMO tarafından mı yoksa ABCD grubu tarafından mı verildiğini ya da başka bir ifadeyle ABCD grubunun belirlediği fiyatı TMO'nun nasıl duyurduğunu bu tezgahı anlatacağız. Buğday meselesi ne kadar önemli olduğunu bu videonun sonunda belki daha yakından öğrenmiş oluruz. O zaman başlayalım. Normal şartlarda gıda malları çok alıcılı ve çok satıcılı piyasalar olduğu için hani en azından genel kabul görmüş prensipleri öyle der ki tam rekabet piyasasıdır. Neden? Çünkü herkes buğday üretebilir, herkes buğday satabilir. Piyasaya giriş çıkış serbesttir. O halde rekabet şartları oluşmuştur. E Gerçekten de öyledir. Türkiye'de e, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2,5 milyon kadar çiftçi olduğu söyleniyor. E, çiftçi kayıt sisteminde sadece çift buğday üreticisi pozisyonda olan 177 bin üretici var. Şimdi Demek ki çok sayıda üretici ve satıcı var. Buna karşılık çok sayıda da alıcı var. E, TMO yani Toprak Mahsulleri Ofisi yılda ortalama üretilen buğdayın %10'unu kadar alıyor. Yani 2 milyon. Ton kadar buğday alıyordu yılda. Toplamda da biz zaten yaklaşık 20 milyon ton kadar buğda üretiyoruz. Diyeceksiniz ki buğda üretimi neye bağlıdır? Buğda üretimi esasında nüfusla doğrudan ilişkilidir. Yani nüfusunuz arttıkça buğda üretimi de artar. Mesela bir örnek vereyim. 1980 yılında 1980 yılında dünya buğda üretimi 400-450 milyon ton kadar. Buna karşılık 100 milyon tonu da bunların ihraç ediliyor. Aradan geçiyor 43 yıl kadar. 2023 yılında bu rakam dünyada üretilen buğday miktarı 800 milyon tona çıkıyor. Neden böyle oluyor? E çünkü nüfus da, insanlığın nüfusu da artıyor. Dolayısıyla nüfusla beraber artmak zorunda olan çok stratejik bir üründen bahsediyoruz. Fakat dünyada nüfusla beraber buğday üretimi artıyor. Buna karşılık Türkiye'de nüfus arttıkça buğday üretimi aynı oranda artmıyor hatta azalıyor. 1990 yılında 20 milyon ton kadar buğday üretiyormuşuz. Buna karşılık 50 milyon kadar nüfusumuz varmış. Artık 85 milyon artı sığınmacılar ve artı çok ciddi rakamlara ulaşmış turist sayımız var. Neredeyse 100 milyonluk bir nüfus diyebiliriz. Yani neredeyse iki katına çıkmış diyebiliriz. Fakat buğday üretimimiz yine 20 milyon ton. Dolayısıyla Kişi başına buğday üretimi yıllar içerisinde Türkiye'de azalıyor. Şimdi bu verileri yani gördüğüm kadarıyla muhalif basında da ya da muhalif medyada da sıkça görebilirsiniz. Fakat ben bu bölümde biraz farklı bir bakış açısını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bu kadar insanın ekmek yediği, kelimenin gerçek anlamıyla da ekmeğe dönüştüğü için hepimizin aslında en temel gıdalarından biri olan buğdayda fiyatı kim belirliyor? Şimdi dünyada arkadaşlar 750-800 milyon ton kadar yılda buğday üretimi var. Bu 750-800 milyon tonu, tonluk buğdayın %40 kadarı Çin, Hindistan ve Rusya'da üretiliyor. Fakat Çin, Hindistan, Rusya'da üretiliyor diye bu pazara Çin, Hindistan ve Rusya hakimdir denilmesin, zannedilmesin. Çünkü zaten tahmin edersiniz ki işte Çin 1,5 milyarlık, Hindistan neredeyse ona yakın nüfusuyla zaten dünya nüfusunun %30'unu oluşturuyorlar. E haliyle en çok buğday üreten ülkelerin bunlar olması normaldir. Bizim bu bölümde konuşacağımız buğdaydaki dış ticaret mekanizmasında öncü olanlar kimler? Burada ülkeler bazında bir analiz bizi hakikatten uzaklaştırıyor. Çünkü eğer ki buğdayın uluslararası ticaretteki durumu nedir diye sorarsak bizim karşımıza ülkeler değil, ülkelerden çok daha büyük ölçeğe kavuşmuş şirketler karşımıza çıkıyor. O noktada bölümün başında dediğim TMO mu belirliyor buğdayın fiyatını yoksa ABCD mi belirliyor buğdayın fiyatını sorusuna da bu noktada cevap vermiş olabiliriz. Toplamda 200 milyon tonluk buğday ihracatının %80'i, %80 çok ciddi bir oran. 200 milyon tonluk buğday ihracatının %80'i sadece 4 tane şirket tarafından yapılıyor. Bu şirketlere de ABCD grubu deniyor. Neden ABCD grubu deniyor? Çünkü şirketlerin baş harflerinin isimleri ABCD şeklinde düzenlenmiş. Ben bu şirketleri sırayla söyleyeyim. Archer Daniels Midland yani ADM birincisi, Bank ikincisi, Cargill üçüncüsü, Louis Dreyfus Company, LDC bu da Üçün dördüncüsü. Yani o Louis Dreyfus'ta L'yi değil D'yi ciddiye alıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ABCD grubu çıkıyor. Şimdi ihracatta bu kadar bu kadar etkin olmaları bizi niye bağlasın? Yani bugünkü buğday fiyatıyla ABCD grubu arasında ne fark var? Şimdi 7 Haziran'da açıklanan buğday fiyatı ton başına 9250 TL. Bugün o günkü tur, kurla yani 7 Haziran'da açıklandığı tarih itibariyle kurla bu rakam 287 dolara denk geliyor. 287 dolar bizi niye ilgilendirir? Yani buğdayın fiyatının dolar karşılığı ile niye ilgilenelim? İşte bu niye ilgilenelim sorusu üzerine sizinle 9000 kilometrelik bir yolculuğa çıkmamız gerekir. 9000 kilometre kadar batıya gidelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletine uğrayalım. Chicago eyaletine niye gittik? Aslında uğramak istediğimiz yer Chicago Board of Trade. Yani Chicago borsası, Chicago gıda borsası diye kısaltabiliriz belki. Buğday fiyatının temel olarak belirlendiği borsanın adı Chicago borsası. Şimdi biraz önce dedim ki 9250 TL'lik buğday fiyatının dolar karşılığı 287 TL. O tarih itibariyle yani buğday fiyatı açıklandığı tarih itibariyle Chicago Board of Trade'deki buğday fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 267 TL. Neredeyse aynısı. Hatta hatta dolar kurunda %8.5'luk bir değerlenme olursa ki yıl içinde olacaktır. Yani en azından beklentiler oyunda. Bu durumda Türkiye'deki buğday fiyatı Chicago borsasının da altında kalıyor. O halde tezgah bu haliyle biraz açığa çıkmış oluyor. ABCD grubu, ABCD grubu. Buğday ihracatı konusundaki tekel konumları nedeniyle Chicago borsasına hakimler ve Chicago borsasındaki fiyatı belirleyebiliyorlar. ABCD grubunun belirlediği fiyatı Türkiye'deki buğday çiftçisine duyurmakla görevli kurumun adı ise Toprak Mahsulleri Ofisi. Toprak Mahsulleri Ofisi Chicago borsasında oluşan fiyatı Türkiye'deki çiftçilere duyurmakla meşgul. Bu haliyle aslında Toprak Mahsulleri Ofisinin, Toprak Mahsulleri Ofisine temel görevi Türk çiftçisini veya buğday üreticisini korumaktan çıkıyor. Aslında uluslararası tekellerin belirlediği fiyatı buğday üreticilerine deklara etmekle sorumlu tutuyor kendisini. Peki ne olur? Yani neden bu fiyatlar borsada belirleniyor? İşte o noktada buğdayın yaş meyve sebzeden daha doğrusu hububat ve bakliyatların yaş meyve sebzeden farkı karşımıza çıkıyor. Yaş meyve sebzeden ne farkı var hububatın? Stoklanabilir bir ürün olması gibi temel bir farkı var. 2 ayda hasadı yapılan fakat 12 ayda tüketilen bu ürün aslında ömrünün büyük çoğunluğunu büyük stoklarda, büyük depolarda, büyük silolarda geçiriyor. Haliyle bu durum buğdayı biraz özellikle bir ürün haline getiriyor stoklanabilir olması. Neden özellikle olan bir ürün haline getiriyor? Eğer ki siz stoklanabilir bir ürün tasarlıyorsanız aslında siz tıpkı altın gibi, tıpkı petrol gibi bir emtia üretmiş oluyorsunuz. Emtia üretimi yapılıyorsa o zaman vadeli işlemlere konu olan bir ürün üretmiş oluyorsunuz. Yani 3 ay sonraki fiyatı, 6 ay sonraki fiyatı tahmin edilerek bir fiyatlama davranışı gelişiyor. Ve bu fiyatlama davranışında da galip gelen aslında elinde çok fazla buğday bulunduranlar oluyor. İşte her ne kadar ulusal piyasanız çok rekabetçi olsa da veya çok satıcı, çok alıcılı olsa da uluslararası sistem tekelleştiği için siz Chicago borsasındaki fiyatı Türkiye'ye dayatmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer ki eğer ki bu fiyatın altında bir fiyat açıklanırsa, bu fiyatın altında bir fiyat açıklanırsa elinde Türkiye'de elinde buğday olan, stokta buğday olanların malı değersizleşecek ve bu Türkiye'den çıkmalarına, başka bir ülkeye yatırım yapmalarına neden olacak veya elinde buğumundan az buğday varsa böyle bu piyasada e bu durumda da pahalıya almak zorunda kalacaklar. Bu da onları rahatsız edecektir. Dolayısıyla TMO'nun temel görevi Chicago'da oluşan fiyatı korumaktır. Şimdi Chicago'da oluşan fiyatı korurken Konya'daki buğday çiftçisini korumak gibi bir görevi var mı? Şimdi normal şartlarda var fakat işte zaten kriz de burada devreye giriyor. Bu görevini yerine getirmiyor TMO. Hangi görevinden bahsediyorum? Bu noktada 2006 yılında, daha tam tarih vermek gerekirse 18 Nisan 2006 yılında yürürlüğe giren bir tarım kanunumuz var bizim. Bu tarım kanunu diyor ki 19. maddenin B bendinde diyor ki fark ödemesini tanımlamış kanun. Fark ödemesi şöyle. Çiftçilere üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak fark ödemesi desteği verilir. Fark ödemesi desteği öncelikle arz açığı olan ürünleri kapsar. Her yıl fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ile ödeme miktarları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir diyor kanun. Maalesef henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan arpayı ve buğdayı bu kapsama almadı. Fakat hem Ziraat Mühendisleri Odası hem de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye'deki buğday üretim maliyetlerinin açıklanan fiyatın üzerinde olduğunu kamuoyuna duyurdular. Ziraat Mühendisler Odası'na göre 1 kilogram buğday üretmenin maliyeti 11 TL. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre 1 kilo buğday üretmenin maliyeti 10 lira 87 kuruş. Buna karşılık PMO'nun açıkladığı buğday fiyatı 9250 TL. Neden? Çünkü Chicago fiyatı bu. Eğer ki Chicago bu fiyatı buysa ve biz Türkiye'de bir açık pazar haline gelmişsek o halde bunu kabullenmek zorunda mıyız? Bu biz birinci soru. Diyelim ki bunu kabullendik. Diyelim ki bunu kabullendik. Böyle bir bakış açımız var. O halde yerli üreticiyi korumak devletin görevi değil mi? Kanun, nizam zaten bu yönde oluşturulmamış mı? Buna karşın siz çiftçiyi korumuyorsanız o zaman gelecek yıllarda buğday üretimini nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü çünkü en son tarımsal görünüm saha araştırma raporu yayınlandı. Tarımsal görünüm sağ araştırma raporuna göre geçen sene 51 olan çiftçi yaş ortalaması bu sene 53.4'e çıkmış durumda. Aynı rapora göre her 100 çiftçinin %86'sı 40 yaşın üzerinde. Eğer ki siz çiftçinize kendi çiftçinize bu kadar zulüm ederseniz ürün yetiştirecek çiftçi bulamazsınız. Bugünkü çiftçilerin çocukları üretime devam etmezler ve dolayısıyla yakın zamanda tarımda bir ani duruş riskiyle karşı karşıya kalırız. Emperyalizmi çok uzaklarda aramaya gerek yok. Emperyalizm aslında kurumlarıyla, parasıyla, puluyla içimizdedir. Dışsal bir olgu değil, içsel bir olgudur. Bugün de bu şekilde buğday fiyatlarına alternatif bir bakış geliştirmeye çalıştık. Teşekkür ederim, hoşçakalın.